Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yine Elnur TTS. Elnur TTS'ye bu akşam itibariyle yeni bir güncelleme geldi. Ve güncellemede bazı yenilikler var. Bu videoda bu yenilikleri inceleyeceğiz. Elnur TTS'deki bu yeniliklerden bahsedecek olursak, yeniliklerimizden bir tanesi Defki isimli sesin adı Faruk olarak değiştirilmiş. Yani ses, o Türkçe sesin, daha doğrusu böyle ayrımcılık yapar gibi olmasın, Türkiye Türkçesindeki Defki isimli sesin adı artık Defki değil, Faruk. O ses Faruk olarak yeniden isimlendirilmiş. Bu küçük bir yenilik. Yani sentezleyicide isim değişikliğine gidilmiş. Sentezleyicinin adı değiştirilmiş. Ve güzel de olmuş yani. Çok abes kaçıyordu. Sentezleyici Türkçe. Adı hangi dilden geldiği belli olmayan yabancı bir isim. Yani çok alakasız duruyordu ama şimdi gayet güzel olmuş. Bu isim, yani bu Faruk ismi de yakışmış bu sentezleyiciye. Yani benim kendi görüşüm ama bence her sentezleyiciye her isim yakışmaz mesela. Ama bu isim bu sentezleyiciye, bu sese çok yakışmış. Fazla uzatmadan önce uygulamanın arayüzünü inceleyelim. Sonra da seslere bakalım. Hatta size bir müjdem de var. Android için Filiz sentezleyicisi artık var. Çünkü Elnur TTS'ye Filiz sentezleyicisi de eklenmiş. Artık internet sitelerinde orada burada fellik fellik Android için Filiz aramamıza gerek yok. Kendimizi bunun için paralamamıza da gerek yok. Artık Filiz sentezleyicisi var. Bizim bildiğimiz Filiz sentezleyicisinden hiçbir farkı yok. Hatta ondan bile daha güzel olmuş. Daha iyi konuşuyor. Tek bir farkı var. Ses kalitesi biraz böyle Vocalizer Express'i ve 1.1 sentezleyicisindeki Cem'in kompakt sesi kadar düşük kaliteli bir ses, ama olsun, kötü değil. Bu onun kötü bir sentezleyici olmasını sağlamaz. Bu onu kötü bir sentezleyici yapmaz. Elnur Bey'in kullandığı sentezleyici üretme programı ancak bu kadar. Hani ya bu yaptığı işte bu kadar olur zaten gibisinden diye laf çarptığımdan değil, Elnur Bey yanlış anlamasın sakın. Elnur Bey'in kullanmış olduğu sentezleyici üretme programı ancak bu kadar bir iş çıkarabiliyor ortaya. Yani seslerin düşük kaliteli olmasında inanın Elnur Bey'in hiçbir kabahati yok. Geçelim uygulamaya. Ah, yanlışlıkla WhatsApp'a girdim. Çıkalım şöyle. Nereye attım ben o programı? Neyse şöyle gezelim. Ben size bu arada bunu şöyle anlatayım. Google Chrome'dan WhatsApp'a geçebilir misiniz? Veya WhatsApp'ı bir hesap makinesi gibi kullanabilir misiniz? Google Chrome'dan WhatsApp'a bağlantılar yoluyla geçilebilir. Orası ayrı konu ama o zaman şöyle anlatayım ben size. Video oynatma programında fotoğraf görüntüleyebilir misiniz? Hayır. YouTube'u veya WhatsApp'ı hesap makinesi niyetine kullanabilir misiniz? Hesap makinesi olarak kullanabilir misiniz? Hayır.
müzik çaları, yani bir müzik çalar uygulamasını, bu ister Samsung Müzik olsun, ister başka bir müzik çalar uygulaması olsun. Görevi sadece müzik oynatmak olan bir müzik çaları dosya yöneticisi gibi kullanabilir misiniz? Hayır. Elnur Bey'in sentezleyici üretmek için kullandığı programda sadece bu kadar kaliteli bir sentezleyici üretmeye izin veriyor. Yani burada bir kabahatli arayacaksa bazı arkadaşlarımız, yani kabahat, suç, kusur arayacak olan varsa lütfen Elnur Bey'in kendi şahsiyetinde değil, kullanmakta olduğu programda arasın. Çünkü kabahat, yani ortada bir kabahat yok aslında ama kabahat bulmak isteyen arkadaşlara duyurulur. Varsa ortada bir kabahat, bu Elnur Bey'in kabahati değil, Elnur Bey'in kullandığı programın kabahatidir. O yüzden sesler düşük kaliteli diye şikayette bulunmayın boşu boşuna. Çünkü Elnur Bey'in kullandığı program bu kadar iş yapmaya müsaade ediyor. Elinden gelenin fazlasını yapmaya özen gösteren bir geliştirici Elnur Bey. Ama kullandığı program çok fazla bir şey yapmaya, ortaya böyle çok ağım şağım üst düzey bir şey koymaya izin veren bir program olmayınca o da ne yapsın? Elindeki imkanlardan yararlanmaya çalışıyor. Neyse, lafı uzatmayalım. Eğer sözün özü, eğer sesler düşük kaliteli diye şikayette bulunacaksanız hiç boşuna ne kendinizi yorun ne de Elnur Bey'i yormayın. Onun kabahati değil yani. Devam edelim. Onu uyana ekranı eyleyine uğret TTS. Diller sayfa ayarıcı dışında. Daha fazla seçenek. Azerbaycan dili. Eyleyine uğret TTS. Bu arada bunu söyledim mi tam hatırlayamıyorum şu an ama Azerbaycan Türkçesindeki sese, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Azerbaycan Türkçesindeki seslerin arasına Gülnar isminde yeni bir ses eklenmiş. Ben denedim, o da gayet kaliteli, güzel bir ses. Burada Elnur sesinde bir hata var ama o da gelecek güncellemelerde düzeltilecektir. Burada mesela iki tane Elnur vardı. Biri normal saptanmış olarak gelen, ilk üretilmiş olan Elnur. Diğeri de geliştirilmiş kalite olan Elnur. Geliştirilmiş kalite olan Elnur kaldırılmış buradan. Umarım gelecek güncellemelerde yeniden eklenecektir. Devam edelim. Azerbaycan dili. Daha fazla seçenek. Gülnar. Şimdi Gülnar sesinin demosunu oynatıyorum. Bu malumatı dinleyirsinizse demek ses kurulub ve işleyir. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Bu malumatı dinleyirsinizse demek ses kurulub ve işleyir. Bir daha oynatıyorum sesin demosunu. Şunu bir kapatalım. Bu malumatı dinleyirsinizse demek ses kurulu ve işleyir. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Geri çıkıyorum buradan. Pek bizi ilgilendirmese de ilgilenen arkadaşlar için söyleyeyim. Rusça dili için Dimitri ve Svetlana isminde iki adet yeni ses eklenmiş. Ben ilgilenmiyorum. Büyük ihtimalle arkadaşlarımızın çoğu da ilgilenmeyecektir. Çünkü bizim işimize yarayan bir geliştirme değil bu. En azından kendi şahsiyetimiz için konuşmamız gerekirse bizi ilgilendiren bir geliştirme değil. Ama ilgilenen arkadaşlar varsa diye söyleyeyim dedim. Böyle dipnot gibi düşelim. Olayı böyle bir anons edelim. İlgilenen arkadaşlara duyurulur. Programdaki Rusça diline de Dimitri ve Svetlana isimlerinde iki adet, biri erkek biri bayan olmak üzere ses eklenmiş. İlgilenenlere duyurulur.
Gelelim Türkiye Türkçesine. Türkçe. ENURTTS liste dışında. Ahmet ve Emel aynı. Onlar zaten vardı. Dediğim gibi Defki'nin adı Faruk olarak değiştirilmiş. Bir de Filiz sesi eklenmiş. Türkçe. Daha fazla seçenek. Ahmet listede. Oynatalım. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Kaldırın. Emel. Oynat. Emel'i de oynatalım. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Kaldırın. Faruk. Defki artık Faruk olarak geçiyor. Oynat. Bu bilgiyi duyuyor. Kaldırın. Filiz alt çizgi kompak. Filiz kompakt olarak geçmiş. Oynat. Yani Elnur Bey bunu ismini Filiz alt çizgi kompakt olarak adlandırmış. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Ve bu programdaki en müjdeli haber de budur. Artık Android için Filiz sentezleyicisi aramaya fellik fellik Ivona TTS, yani sağlıklı çalışan bir Ivona TTS aramaya son. Kendimizi parçalamaya, hırpalamaya son. Artık gerek yok. Bu bilgiyi duyuyorsanız demek ki ses kurulu ve çalışıyor. Ayrıca programın dizinlerinde programın dizinlerindeki kelimeler de düzeltilmiş. Ya kelimeler düzeltilmiş derken bir tane kelimenin cümle düşüklüğü vardı. O düzeltilmiş. Ses hızı diyordu. Ses hızı bölümü konuşma hızı olarak değiştirilmiş. Çok güzel olmuş. Şimdi geçelim bu sentezleyici ses motoru olarak seçmeye. Navigasyon. Ana ekran. Sayfa 1-1. Varsayılan sayfa. Son uygulamalar. Ana ekran. Sayfa. Uygulamalar ekranı. Sayfa 1. Talkback menüsü. Gezilme. Listede. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Konuşma dili. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Onu uyana ekranı. Metin okuma. Metin okuma. Tercih edilen motor, Xbox, Classic, TTS, 1.6, listede, 6 öğe. Tercih edilen motor, işaretli değil, radyo düğmesi, ENURTTS. Dikkat! Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. ENURTTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? Liste dışında. İptal düğme. Tamam düğme. ENURTTS kullanılıyor. Evet. Tercih edilen motor. İşaretli radyo düğmesi ENURTTS. Metin okuma. Tercih edilen motor ENURTTS. Tercih edilen motor ENURTTS. Geçelim ayarlarına. Ayarlar. Ben en son Emel sesinde bırakmıştım programı. Emel sesi seçili halde bıraktım. Devam edelim. Ayarlar. Yalnızca Wi-Fi. Sesleri yalnızca Wi-Fi ile indir. İşaretli değil. Onay kutusu. Listede. Konuşma kalitesi. Mümkün olan en yüksek kalite. ENUR sesi için geçerli değildir. Diller. Başlık. Azerbaycan dili. Türkçe. Kullanıcı sözlüğü, başlık, listede. Varsayılan ses, Emel. Önce şu dizinleri göstereyim ben sizlere. Dili tanımlayın, otomatik dil değiştirme, işaretli, onay kutusu. Ses seviyesi, konuşma hızı. Evet, ses seviyesi, konuşma hızı. Düzeltilmiş bu terimler. Kullanıcı sözlüğü, başlık. Burası aynı. O yüzden ses seçimine geçelim. Varsayılan ses Emel. Ses seçin. Ahmet listede. Değiştirmek için iki kez Ahmet.
Ayarlar. Varsayılan ses Ahmet. Ahmet biraz geç konuşmaya başlıyor ama çok sorun değil. Öyle aman be niye böyle bir sorun var ki diye böyle büyütülecek, çok öyle göze batacak bir sorun değil. Olsun. Ses seçim. İşaretli. Onu da bir defa yapıyor. Yani sentezleyici olarak seçtiğimizde ve Talkback'i kapatıp açtığımızda birkaç saniye geç geliyor. Geç konuşmaya başlıyor. Onun haricinde başka bir yavaşlaması, bir sorunu yok. Hemen. Faruk. Faruk. Filiz Kompakt. Filiz Kompakt. Geçelim. Ayarlar. Varsayılan ses. Filiz. İşte bu. Karşınızda Filiz var. Sürprizlerin en büyüğü. Ayarlar. Liste dışında. Varsayılan ses. Filiz Kompakt. Listede. Dili tanımlayın. Otomatik dil değiştirme. İşaretli. Onay kutusu. Etki. Ses seviyesi. Konuşma hızı. Konuşma hızı. %19. Kaydırma çubuğu. Azalt. Arttır. Sıfırla. Düğme. Ayarlar. Kullanıcı sözlüğü. Başlık. Ekle. Kaldırın. Versiyon 3.0.0. Listede. Etki. Evet, çıkalım ara, buradan. Apover, navit, ana ek. Diğerleri hep bildiğimiz sesler olduğu için onlara menü okutturmuyorum. Filiz sesine biraz menü okutturalım. O ne bu ana ekranı, erişilebilirlik, sayfa ayırıcı içinde. Erişilebilirlik, Talkback, 3.10, Talkback, yukarı gezinir, düğme, Talkback. Talkback işaretli, kullanımda anahtar. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Talkback kısa yolu erişilebilirlik tuşuna dokunun. 2-4 işaretli, Talkback kısa yolu anahtar. Değiştirmek için iki kez dokunma. Ayarlar 3-4. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Talkback açık olduğunda cihazınızı ekrana bakmadan kullanabilmeniz için sözlü geri bildirim sağlar. Talkback, ekranı görmenin zor olduğu durumlar veya ekranı görmekte zorluk yaşayan kişiler için tasarlanmıştır. Talkback'in kullanımı öğeler arasında hareket etmek için sağa veya sola kaydırın, bir öğeyi etkinleştirmek için iki kez dokunun, kaydırmak için iki parmağınızı sürükleyin. Talkback nasıl kapatılır? Ses seviyesi tuşları. Ses seviyesi tuşlarının ikisini birden birkaç saniyeliğine basılı tutun. Ayarlar Talkback'i kullan anahtarına dokunun. Yeşil dış çizgi görürsünüz. Anahtara iki kez dokunun. Onay mesajında durdura dokunun. Ardından durdura iki kez dokunun. 4-4. 4 öğeden 4 tanesi gösteriliyor. Bu şekilde. Bir de... Navigasyon çubuğu. Ana menüyü seslendirmesini sağlayalım. Cihaz bakımı. Şimdi optimize et. Erişilebilirlik. Hava durumu ve saat. Uygulamalar ekranı, sayfa 1-3, ara, sayfa ayırıcı dışında. Diğer seçenekler, Play Store, Galaxy Store, telefon, mesajlar, kamera, galeri, saat, kişiler, ayarlar, takvim, sim menü, Acapela TTS Voice, dosyaların, radyo, YouTube, Zarcı Hiver Pro, Chrome, Elnur TT, WhatsApp. Sayfa 1-3, sayfa ayırıcı dışında. Apover. Apover Reç. Ultimate Ekran Recorder for Windows. Match Android and iOS. Apover Reç. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Kaydı sonlandır. Düğme. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşça ve sevgiyle kalın. Thank you.